Herkese merhabalar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün ligin 4. günündeyiz. Kaldığımız yerden üçlüklere inşallah devam ederiz diyelim. Öncelikle bu hesaptan 2'ye saldırıyoruz. Yine maalesef tazı balon. Bu klan bir türlü lig atlayamıyor. O yüzden bu lig çok fazla bu saldırıları yapacağım. Bir de düzen anti 2 olduğu için tuhaf saldırı yapması da çok mümkün olmuyor. O yüzden burada bana en mantıklı gelen süper büyücü tazı balon. Bundan dolayı da yine o orduyla devam edeceğiz. Ama bir fark var. Şifa büyülü. Şöyle şu alt taraftan bir sürü balon ve koruyucuyla zeplini yolluyoruz zehir kulesine kafa atacak şekilde. Neden? Çünkü şifa büyümüz var. Neden olmasın? Neden gönderemeyelim? Orayı temizledikten sonra hero'larla sola doğru kayaçlara gireceğiz. Kayaçlardan da cehennem kulesinin o hizadan böyle gideceğiz. Kral kraliçe ile şampiyonu belki sona bekletirim, emin değilim. Tazı balonla da monolitten başlayacağız. Aşağı doğru geleceğiz. Şimdi de başlıyoruz. Hadi bakalım. İki tane tazın yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten alt tarafı temizleyeceğiz. Üst taraf hero'lar temizleyecek. Yukarıdan da sadece şuraya gidecek kadar tazı balonları korusa yetecek. O yüzden iki tane tazı aldım. Bütün olay bundan ibaret. Koruyucu havada, tamam. Kaç tane atalım? 5 tane, 9 tane atsak fazla mı kaçar? Biraz abartmış mı oluruz? 8 tane atalım. Oy. Bir de yanlış yaptım. Zeplini yollamayacaktım ben. Zeplini biraz bekletecektim. Niye ben acele ettim ki? Allah'tan kasırga yokmuş. Şimdi şuraya bir şifayı garanti olması için atalım. Normalde bencillik ederim böyle durumlarda. Allah'tan atmışım o şifa büyüsünü var ya. Hem elektro tüten geçti üzerlerinden. Hem de orada görünmez... Aha. Tek tek aldım. Abi minyona döndüler ya. Minyona niye dönüyorsunuz ya? Tek tek aldık. Çok saçma bir olay yaşandı orada ya. Vallahi tam belediyeye dönmüşlerdi. Şurada görünmezliğin birini zaten kasırgadan dolayı yanlış atmış varsaydık. Çünkü büyücüleri dışına ittirdi. Şimdi buradan işimiz aşırı zor. Aşırı. Şu an sadece 2 yıldız için oynamam lazım. Ve elimde bir tane duvar kırıcı var. Onunla da tam şu bölgeyi kırabilmem lazım. Bu kayaçları hemen temizlemeye çalışacağım. Çünkü sıkıntı, acayip sıkıntı. Bakalım kırıcı nereye gitti? Harika. Kırıcı tam olabilecek yere gitti. Saçma sapan. En azından hero'ları içeri götürdük. Bunda sıkıntı yok. Evet, 3 yıldız gitti. Ona yapabileceğim hiçbir şey yok şu an için. En azından 2 alalım bizim olsun. Belediyeye bir buz daha harcasam mı acaba? Harcayacağım. Aha, kraliçe içeri gitmiyor. Kraliçe içeri gitmiyor. Kraliçe içeri gitmiyor. Neden böyle yapıyoruz? Kraliçe neden? Neden? Döneceğim mi artık? Döneceğim mi artık? Balonlara da hız harcadık mecburen. Çünkü 2 yıldız alsam yeterli. Alabileceğiz mi? Son anda. Son anda. En azından onu kurtardık. Korktum. Abi ya, büyücüler belediye alsa çok kolay bir saldırı olacaktı. Gördünüz değil mi? Çünkü kralı kraliçeyi buraya yem ettim. Şampiyonu zaten yem ettim. Sadece şu kadarlık bir alan kalıyordu. Ah ah olmadı. Neyse. Her zaman 3 atacak değiliz. Ama bu hesapta da kaç 3'te 3 gidiyordum ya. Birinciliği kaptırdık Toretto'ya. Hatta daha geçenler olabilir çünkü yüzden bayağı düşük kaldı. Rakipler çok fena. Özellikle Lionel Ronaldo. Mad Creed, Spartacus, Oathbreaker yüzdeler fena yani. Neyse, geçelim ikinci saldırıya. Bu saldırıda yine gerçekten beynimi zorladım. Öncelikle koruyucuyu şuradan bırakacağız. Oradan bıraktıktan sonra belediye binasını koruyucuyla almak istiyorum. Şimdi koruyucuya fazla da büyü harcamamak için yani X'e, en azından X'e'ni bari dondurması için kazıcıyı koruyucuya bağladım. Bakalım ne kadar iş yapacak. Bir de oradaki binalarla çok uğraşmaması için de sinsi aldım. Birkaç da sinsilerle destek vereceğiz temizliğe. Ondan sonra alev atıcı kayaçlara atacağız. Şu kayaçları o indirecek. Daha sonra belediye binasının üst kısmından yani koruyucu belediye aldıktan sonra belediyenin üst kısmındaki o şu yoldan kraliçeye içeri girmeyecek şekilde
Sağa doğru götürüp X'in olduğu aralıktan içeri götüreceğiz. Barbar Kralı da en sağdan ordu kamplarını oradan bırakıp onu da aşağı doğru destek yapmasını sağlayacağız. Bir de 6 tane yıldırım bir tane deprem büyüsüyle şu 3 binayı yıkacağım. Şimdi özet olarak şöyle bir tablo karşımıza çıkacak. Kaya Saçar ve koruyucu bir de yıldırımın temizliğinden sonra köydeki şu alan bir kere temizlenecek. Bu alan temizlendikten sonra sadece şu alan kalacak. O alanı da elimdeki Elektro Titan ve Kraliçe ile alırım diye düşünüyorum. Tabi Barbar Kral da destek verecek kenardan. Bu şekilde 3 olabileceğini düşünüyorum ama sadece buradaki sıkıntı belediye binasını indirmek olabilir. Şöyle bakalım, tamam. Saldırıya geçtim. Kazıcı gördüğünüz koruyucuya bağlı. Önce alev atıcıya geçelim. Koruyucuyu nereden alalım? Bir kere şu okçu kulesini düşürelim. Tamam mı? Balonların sayısı fazla olduğu için balonları takip edecek muhtemelen koruyucu. O yüzden okçu kulesini bir düşürelim. İlk sayından minimum hasarı yemek için. Şimdi kazıcıyı göreceksiniz. Şöyle şu okçu kulesine de iki tane balon atalım. Daha sonra Sinsi Goblin'e şuradan birkaç temizlik yapalım. Evet, koruyucu çok tuhaf bir yere gitti şu an. Alev atıcıyı bırakalım bakalım. Havanı temizlesin. Ha, bir de şunu unutmayalım. Yıldırımı atalım. Kazıcı şimdi X'ini donduracak mı? Donduracak. Bak, bu olayı iyi düşündüm. Gerçekten bu olayı iyi düşündüm. Zehir kulesi de attı. Onun bir önemi yoktu zaten. Şimdi kırıcıyı ben bu arada şöyle atacağım. Şimdi Barbar Kral buradan içeri girecek, tamam mı? Kırıcıyı şu yandan atacağım ki direkt şu bölmeyi kırsın. Üstten atarsam Kaya Saçarı kıracak çünkü. Evet, alev atıcı nereye gidiyorsun kardeşim sen? Koruyucuya birazdan öfke atacağım. Belediye yaklaşmasını bekliyorum şu an. Sıradaki hedef belediye olacak galiba. Bakayım. Aynen, şurada bir belediyeyi alalım. Ondan sonra kraliçeyi bırakacağız üstten. Şimdi Barbar Kral bir de şuradan kapmasın. Bir de birkaç sinsi de buraya attım o yüzden. Hadi artık. Hop, kraliçeye gel bakalım buraya. Buraya gel bakalım. Şimdi buz golemini buradan bir yollayalım. Tamam mı? Titanı atsam mı acaba? Bir tanesini yollayalım hadi. Bir de Pekka arkalarına. Şuradan balonu da yolla. Alev atıcı oradan nereye vuruyor? Belli değil. Şimdi ben kırıcıyı aşağıdan atacağım dedim ama galiba üstten atacağım çünkü ordu birazcık garip gitti. Mecburen buradan kullanmak zorundayım. Orduyu birazcık kaydırdığımı söyleyebilirim. Şuraya bir öfke atacağız. Koruyucunun yeteneğine basacağım. Çünkü çok dağıldı ordu. Tekli cehennem de koruyucuya vurduğu için mecburen kullandım. Şimdi şampiyonu da buradan atalım. Koruyucu ölmesin. Koruyucu ölmesin. Ama ölecek. Şifacılar çok sağlam sattı. Savaş hiç istediğim gibi gitmedi biliyor musunuz? Elektro Titan'ın o tekli cehennemi alması gerekiyor. Barbar Kral'a kelle avcılarını yollayalım bakalım. Ne kadar fayda edecekse artık. Çok kötü bir saldırı oldu ya gerçekten. Hiç düşündüğümde alakası bile olmayan bir saldırıydı bu. Bu videoda bayağı rezil olduk ya. Şimdiye kadar iyi gidiyorduk. Bu videoda batırdık. Hem de öyle böyle değil. Buraya girmemesi gerekiyordu ordu, tamam mı? Böyle gelmesini istiyordum ben. Şu aralıktan şöyle gelecektik. Dümdüz içeriden ilerleyecektik ama maalesef olmadı. %81, 82. Aslında süreden gittik ha. Hem de bayağı bir süreden gittik. Kraliçe orayı alırdı galiba. Aynen, unicorn'u var. Yetiler de geliyordu. Aldı. Neyse, sağlık olsun. Geçelim diğer saldırıya. Diğer 3 atamayacağımız saldırıya. Bugün 3 yok. Son köyümüz bu. Bunda da birazcık kafam karışık aslında. İki tane şeyin arasında kaldım. Şu tekli cehennem kulesine yeti diyorum. Zeplini kullanıp direkt ondan kurtulsam mı yoksa direkt kraliçeyle oraya girip elimde kuşatmayı bekletsem mi diye kararsız kaldım. Bu kararsızlık umarım bize dezavantaj olarak geri dönmez. Çünkü belli değil ne olacağı bu savaşta. O yüzden emin değilim. Şimdi plan şu. Kraliçe ile o tekli cehennemden içeri girdik. Girdikten sonra kayasların olduğu bölmeye doğru girmeye çalışacağım. Oradan bir tane duvar kıracağız. Daha sonra da Barbar Kral'la şuradan böyle içeri girip o kraliçenin önünü kesip aradaki duvarı kırıp belediye binasına bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Tazı balona da hiçbir fikrim yok. Nereden başlayacağımla alakalı hiçbir fikrim yok. Tamamen hero'ların gidişatına bağlı olarak bir şeyler yapacağım. Orada bu şekilde ve saldırıya geçtim. Tamam. Evet. Kuşatmaya dokunmayalım. Şu an her kuşatmadan var. Hangisini kullanacağım belli değil. Önce şuralara Sinsi Goblin'i yolluyoruz, tamam mı?
Şuradan kraliçeye bıraktım. Buradaki duvarı kıracağız. O köşedeki duvarı kırmam lazım. Şuraya bir dev, bir büyücü. Bir dev, bir büyücü buraya. Şifacıları verelim. Aa, topları temizleyemeyeceğiz mi lan? Bir tane balon atmamız gerekecek. Bir tane de buna. İki tane de buna atsak iyi olacak. Kraliçeye direkt teklinin menziline girmesin. Buzlu yüzünü ona harcamayayım. Bak. Bunu ya ayarlamam acayip iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Kelle avcısı vurma. Oh. Oh. Nasıl rahatladım anlatamam. Kırıcı dediğim yere doğru şimdi gidiyor. Ama erken attım galiba. Yok. Güzel attım. Oradan şu an belediye binasını alabiliyoruz. Plan değişti. Barbar Kralı dediğim yere göndermeyeceğim. Kelle avcısını yolla abicim. Şuraya bir tane öfke. Barbar Kralı şuradan yollayacağız. Eyvah. Eyvah. Barbar Kral kayaçların olduğu bölmeye girmesi için şu madeni temizlemem gerekiyor. O yüzden bir sürü dalga spamladım oraya. Kaya balonuna geçebilirim şu an. Şampiyonu buradan atalım. Kraliçeye öfke vereceğiz. Şurada belediye ile şampiyonu dondurmam gerekiyordu. Barbar Kral, ne yapıyorsun? O kayaçlara gitmeyeceğim mi diyecektin mi? Gittin. Tamam. Şu kaya balonunu oradan bıraktım. Rakibin kraliçeye ve kayaçlara bir buzda atayım. Gerek yokmuş aslında. Şöyle taz balonla başladım. Şuradan bir koruyucu. Şuradan da birkaç balon. Güzel. Kaya balonu iyi iş yapacak orada. Benim şampiyona bir görünmezlik atayım. Ölmesin. Şuraya da bir öfke atmam lazım sanki. Orada balonlar çok az kaldı. Ve çok az kalmasının dışında savunmaların canı da yüksek binalar var. O yüzden o öfkeyi oraya kullandım. Ve sonunda 3 yıldızı aldık gibi duruyor mu acaba? Kraliçenin yeteneğini bir kullanalım. Buradan devi de kullanalım. Oho şurada yeti varmış. Ben onu görmemiştim. Tamam. Kelle avcısını da buraya attık. Güzel bir savaş oldu. Bu sefer güzel bir savaş oldu. Bir de buz atalım. Çok oyalanmayalım. Direkt 3 yıldızın sonuna gelelim. Yıllar yıllar sonra. Yıllar yıllar sonra. Şuraya bir tane kelle avcısı. Evet. Bitti. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Video izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki lig gününde, 5. lig gününde görüşmek üzere. Bay bay.